Merhaba değerli arkadaşlar. Herkese iyi günler diliyorum. BIST100'ün genel görünümünü paylaşmak istiyorum. Borsa İstanbul'un dün akşam vaktim olmadı. Yalnız dün gün içerisinde şurada uzun bir kırmızı çubuk vardı. Hatırlarsanız 1100 bölgesinin olduğu bölümde uzun bir kırmızı çubuk esnasında ben analiz yaptım. Şu anda bir kar realizasyonu görünüyor. Ama endişe edecek bir şey yok. Trendin içerisinde kaldığı sürece herhangi bir sıkıntının olacağını düşünmüyorum diye yorumlamıştım. Ki şu anda bu anladığımız kadarıyla, tabii ben dün işlerim çok yoğundu, izleme şansım olmadı. Öyle olunca o saat, kırmızı olan saatte kapanış ve tepki hareketinin, o saat için, o mum için kapanış ve tepki hareketinin yeşile döndüğünü ve güçlü bir alış geldiğini, altta da pin bırakarak güçlü bir tepkiyle yukarı yöneldiğini gördük. Dolayısıyla analizimiz bu anlamda tutarlılığını korudu. Ondan sonraki süreçte de herhangi bir olumsuz bir durum daha karşılaşacağını düşünmediğimi, pozitif bir senaryoya hazırlıklı olunması gerektiğini, trade gereği de zaten şu bölgenin hedef alındığını ama hareketin 114-115 hedef bandına doğru ilk, daha doğrusu hedef bölgesi. Aşağılardan beri söylediğimiz, hatırlayın, söylediğimiz, 108'den beri söylediğimiz 114-115'in omuz baş omuz formasyonu vardı aşağıda. Buradaki derinlik kadar bir yükseliş sergilemesi gerektiğini. Yani tabii 114 diyoruz da 1140 diyelim. Hala eski rakamlara alışmışız. Oraya kadar bir tepkinin gelmesinin makul olabileceğini ifade ettik. Bakalım o saatten sonra ne oldu? Bu arada şunu belirteyim. Ben normalde bunu söylemem ama gün içi analizler, kritik gördüğüm yerlerde ben yardımcı olmak adına zaman zaman vakit bulduğumda analiz yapıyorum. Dün de gerçi işin çok yoğun olduğu bir dönemde amfiye girip 5 dakikalık bir vakit esnasında, 5-10 dakikalık vakit esnasında çektiğim videoyu bir daha izleme şansım bile olmadan direkt gönderdim. Burada tabii ses kalitesi, sürekli eleştiriler geliyor. Onlar açıklayayım. Ses kalitesinin iyi olmadığı, işte amfiden sesin yankılandığı, sesin kesik çıktığı, video kaydında problem olduğu ile alakalı eleştirilerinizi haklı buluyorum. Ama yapacak bir şey yok. Yani bu böyle olacak. Çünkü ben yoğun işler olan biriyim. Size fırsat buldukça 10 dakika aralarda, 5 dakika aralarda, bazen arabada, bazen seyahatte, bazen bir işte dinlenme molasında ya da bazen de seans esnasında kritik yerlerde, bazen de akşam geç saatlerde vakit bulduğumda analiz yapmaya devam ediyorum. Bu anlamda ses kalitesindeki, daha doğrusu video kalitesini aramayın diye ben önünde bulunayım. Yani böyle bir beklenti içerisinde olmayın. Zaten cep telefonundan da çekim yapıyorum. Yani bilgisayar başına geçip profesyonel destek alıp ya da bir video kaydı için, profesyonel bir stüdyoda video kaydı için çalışmıyorum. Yani böyle bir hedefim, amacım yok. Zaten zamanım da yok. Yani o video kayıtlarını. Çünkü zaten kritik yerlerde atıyorum videolarımı. Yani en tepe noktalarda, yani en dip noktalarda atmaya çalışıyorum ki kişiler yanlış kararlar, en azından grafik okumayı doğru yerde doğru şekilde yapsınlar. Şuradaki, tam dikkat ettiyseniz dün tam şu noktada grafik attım. Yani orada bir kırmızı mum vardı attığımda. Hatırlayın dünkü videoyu. Kırmızıya aldanılmaması gerektiği amaçlı grafiği okurken kırmızıya aldanmayın. Buradaki trend esas. Tabii ki stop olacak gerekirse. Onu da belirtiyorum zaten. Oyunculuk gereği, yatırımcılık gereği stop olunmanın önemi ortada. Ama stop yeri, işte dün de 5 dakikalıklarda söyledim, 1100 noktasıydı. 1100 noktası kırılmadıkça stop olunacak bir durum yoktu. Şimdi bu anlamda şunun için söylüyorum bunu. Bir, video kalitesi anlamında boşuna eleştiri yapmayın. Yapacak bir şey yok. Çünkü zaten dar zamanda çekim yapılıyor. Bunu belirteyim. İkincisi de YouTube'da bu videolarla alakalı bildirim açma seçeneği var. Anlık takip etmek isteyenler, videoları attığımda görmek isteyen arkadaşlar o bildirim seçeneklerini açabilirler. Bu anlamda da öyle bir anlık videoda nasıl bir hareket edilmesi gerektiğiyle alakalı bir fikir edinme anlamında videoları zamanında izleme şansları olur. Bunu da belirteyim. Peki dünkü analizden sonra ne oldu? Hani sözü de çok uzatmayayım. Gördüğünüz gibi inanılmaz bir tepki hareketi ki biz bu tepki hareketini yakaladık. Yani oldukça pozitif, çok güçlü bir tepki gelmiş. Saatlikler inanılmaz derecede bir atak yapmış. Zaten trade'de gap'li açılan bir gün ve 1000 gap'li açılan bölge en güçlü bölgedir destekte. Dün de belirttim 5 dakikalıklarda. Bakalım, tam dün belirttiğim yeri göstereyim ben size.
Tam şu kısımdaydı hatırlarsanız. Tam şu kısımda şuranın çok ciddi bir destek bölgesi olduğunu ve üst bantı açma çabası içerisinde olacağını söyledim. Burası kırılmadıkça piyasanın olumlu olacağını ifade ettim. Ben tam hatırladığım kadarıyla şu mum esnasında çekmişim videoyu. Ondan sonra da zaten toplantımız vardı. Ondan ilgilendim ve daha piyasaya bakmadım. Toplantıdan çıktığımda oldukça pozitif bir seyir olduğunu aralarda gördüm. Gece de incelediğimizde işte böyle bir tabloyla karşılaştık. Gayet pozitif güçlü duruş devam ediyor. Pozisyon olanların süreci izlemesi en sağlıklı olandır diye söylüyorum ben. Tabii ki uygun yerlerden, hedeflerden pozisyon azaltmak, risk azaltmak olacaktır. Ama şu anda da pozisyonlar devam ediyor. Günlükte bakın düşeni kırdı. Gayet güzel, pozitif. Bu tip hareketlerde hedef yukarı gider, daha yukarı gider. İkincisi şuydu, ben piyasaları trade bilgisiyle, kaotik sistem olan piyasaları trade bilgisiyle öngörülebilir mi diye bir video çekeceğim. 5. video olacak o. 4 tane o video serisinin, eğitim serisinin. Yani başarı öngörü nasıl sağlanılır? İkinci kısmı ki bu o bilgiden bir tanesiydi. Hatırlarsanız önceki videolarda da söyledim. Trade bilgisi gereği diyoruz ki piyasalar daha sonra gördükleri tepeyi bir kez daha görmek isterler. Hele de düşeni kırdıktan sonra, bakın bu da trade bilgisi. Düşeni kırdıktan sonra bakın ta bu bölgeye kadar, 1118 bölgesine kadar trade anlamında söylüyorum bir ipucu olsun diye hedefleyebilecek bir yapıyı bile beraberinde getirebilir. Ama tabii benim gördüğüm başka riskler var. Özellikle S&P ile alakalı analizim, orta vadeli analizim biliyorsunuz. Ki orta vade analizim artık yakın vade oldu, onu da belirteyim. Yani vakit bulduğumda S&P analizi yapacağım. Bence onu muhakkak izleyin diye önereyim. Çok inanılmaz bir orada bir yapı var. O yapı çalışacak olursa hiç kimsenin tahmin etmediği bir yere gelme ihtimali var. Çok hızlı bir atakla ciddi bir sıkıntı olma ihtimali var. Onu ben analiz edip bizzat size göstereceğim. Yani neresi kırılırsa neresinin potansiyeli var, potansiyel hedefine, yukarıda neresi, aşağıda neresi diye belirteceğim. Ama yapının ciddi risk barındırdığını S&P'de söyleyeyim. Gün içerisinde fazla hani sözü de uzatmadan tepkinin devam edeceğini düşünüyorum bir süre daha. Bu hafta en azından gene güçlü duruş ve tepki hareketi devam edecektir. Onu belirtmek istiyorum. Şimdi saatliklerde tekrar saatliği aldığımda bakın üst bir bant vardı saatliklerde. Üst bant çabası içerisine girmek mümkün olursa 30 dakikalıklarda çizmiş olabiliriz onu. Şu anda süper, bakın şu nokta yani 1100 noktası şu an için stop noktası. Dolayısıyla 1100 noktasına kadar stop. 1100 noktasına kadar şu an için trend değişimi ve stop olmaya gerek yok. Pozisyonların korunmasında hiçbir sıkıntı yok. Ve bir çanak formasyonu hareketi devam ediyor. Burada dikkatimizi çeken bir husus var. Bunu özellikle belirteyim. Bakın şöyle bir trend tepesi vardır. Tam 115-116'ya denk geliyor. Bakın şu kısım eller tetikte olacağı kısım. Aynı zamanda bu bölgeye de denk geliyor. Yani şu bölge. Zaten benim daha önce de hedef ve mayını bölge diye ifade ettiğim bölge. Şu kısım dikkat edilmesi gereken bölge. Bakın şuradan bir trend attığımda, hatta hemen atalım bir trend. Şöyle yapalım. Biraz daha aşağısı olabilir. Biraz aşağı biraz yukarı olabilir yalnız. Bunu belirteyim. Ama hedef bölgesi itibariyle bu bölgenin, şu çizdiğim en son attığım trend bölgesinin dikkatli izlenmesi gerektiği, biraz üstüne çıksa bile bu bölgenin bakın risk barındırdığı, 114-115 bölgesinin risk barındırdığını ifade edeyim. Bu da yanılmıyorsam önümüzdeki hafta pazartesi zamansal olarak gelebilir. Dikkatlice incelenmesi gerekiyor. Ama şu anda tabii dik çıkan bir piyasa var. Dik çıkan piyasada sonuna kadar piyasa izlenir. Onu da belirteyim de. Yani burada yanlış anlaşılmasın. Sadece dikkat çekmek için bunu söyledim. Dikkatinizde olsun, hatırınızda olsun. Trade bilgisi gereği bunu söyledim. Bunu tabii ki üstüne de çıkabilir. Yani endeks altta da kalabilir. Oraya kadar hedefe gitmeden geri de dönebilir. Burada işte stop noktalarına riayet etmek. Direnç noktalarını bilmek. Nerelerde direnç noktası var. Orayı geçer mi geçmez mi? Direnç geçilirse nasıl davranılır? Zaten süreç içerisinde bunları anlatıyoruz. Stop olunması gerekirse, fiyatlar geri gelirse nasıl davranılır? Onu da yine belirtiyoruz. Yani bunu da yine belirtmiş olan. Bir de 30 dakikalık bakayım. 30 dakikalıkta da bakın şu trendde dün bahsetmiştim. Şu trendin içerisine atarsa pozitif duruş devam eder dedim. Burada da aşağı yukarı aynı bölgeye denk geliyor. Yani burada da çizmişim zaten arkadaşlar. 30 dakikalıklarda daha net görünüyor. Grafiği bizzat çizmişim. 114,5 yani da düzeltiyorum 145 diyelim. 1145 noktası, 1150 noktası
Evet, zamansal olarak 1150 noktasına denk geliyor. 1140-1150 noktası. Yani şu trendin üstü, şu trendin üstü arkadaşlar. Bakın şu bölgeye, bu trendin üstünde dikkatli olunması gerektiğini belirteyim. Bu trendin bozulacağı anlamına da gelmiyor. Tekrar hatırlatalım. Yani piyasalar dalgalıdır, dalgalı hareket eder. O amaçla bilgi verdiğim bir çalışma. Bu söylediklerim yatırım tavsiyesi değil arkadaşlar. Onu da tekrar hatırlatayım. Yani bu grafik nasıl okunur? Bakın trade'de, hareketlerde nasıl değerlendirilir bu hareket? Bunu okurken, grafiği değerlendirirken hedef değerler nasıl olur? Nereler hedeflerine düşen trendler neresi? O anlamda bir eğitim çalışmasıdır. Söylediklerim yatırım tavsiyesi değil. Çünkü benim söylediklerime yatırım yapacak olursanız zarar etme riskiyle karşı karşıya kalırsınız. Bu açıdan bu grafik bilgisi olarak değerlendirmenizi istiyorum. Bunu da belirttikten sonra herkese iyi günler diliyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.